Samsun'da Türk Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Samsun şubelerinin üyeleri bir günlük grev yaptı. Rotasyon uygulaması bazı okul müdürlerinin görevlerinden alınmasına tepki gösteren eğitimciler, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak İstiklal Caddesi ve Osmaniye Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahını takip ederek Samsun Valiliğine yürüdü. Eğitimcileri valilik önünde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri barikatlarla karşıladı. Cephelere barikat, daha başlangıç, mücadeleye devam. Torba yasayla öğretmenlere uygulanması planlanan rotasyona tepki göstermek amacıyla iş bıraktıklarını söyleyen Türk Eğitim Sen Samsun Birnoğlu Şube Başkanı Levent Kuruoğlu şöyle konuştu. Adam kayırmalara karşı İsyanın doruğa çıktığı gündür. Bugün Hazreti Ömer adaletini elinin tersiyle itenlere, milli eğitimde ayrımcılık kokan uygulamalara, yılların emeğiyle elde edilmiş makamların yandaşlara, torpillilere, sırtı kalın olanlara peşkeş çekilmesine dur denildiği gündür. Eğitimde zorunlu rotasyonun olmaması gerektiğini ifade eden Eğitimsen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz'la Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Rüstem Karaysa şunları söyledi. Kaosla açılmıştır. Bu kaos AKP'nin kaosudur. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, memurlarımız, yardımcı personelimiz, üniversite öğretim üyeleri, üniversitede çalışan tüm bileşenler eğitim öğretim yılına kaosla başlamıştır. 300 milyon Türk lira kaynak aktarıyor. Kamu okullarına aktarılmayan kaynaklar özel okullara, sermayeye peşkeş çekiliyor. 17 milyon kamuda okuyan her bir öğrencimize bu kaynak aktarılsa yaklaşık 1000 öğrencili bir okula 50 milyar lira eski parayla kaynak düşmektedir. Cumhuriyet'in eğitim sistemini yok etmek için yeni adımlar atmış, piyasacı eğitim modelini topluma dayatmıştır. Hükümetin bu yandaş kadro merakı yanlış yöneticilerle sınırlı değildir. 6528 sayılı torba yasayla yandaş öğretmen dönemi de başlatılmıştır.